İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan 22 nolu kabine toplantısının ardından basın toplantısı için huzurlarınızdayım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın takdim konuşmasıyla başlayan kabine toplantısında gündemimizdeki önemli konu başlıkları ele alındı. Öncelikle yakın dönemde üst üste yaşadığımız üzücü hadiseler ve bunlara verilen cevaplarla ilgili aldığımız tedbirler ve sahada uyguladığımız uygulamalarla ilgili değerlendirmeleri oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Özellikle burada tabii kendisinin de ifade ettiği gibi bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu hadiseler hepimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Ama aynı zamanda millet olarak, devlet olarak kenetlenmemize de vesile olmuştur. Daha önce Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem hadisesi, ardından İdlib'de kaybettiğimiz askerlerimiz, hemen ardından gelen çığ felaketi, aynı gün dün yaşadığımız uçak kazası, bunlara karşı devletimizin ve milletimizin bütün imkanları seferber edilmiş, yaraların acilen sarılması için de gerekli adımlar hızlı bir şekilde atılmış ve atılmaya da devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da toplantıdaki takdim konuşmasında açıkça ifade ettiği gibi bu hadiselerle ilgili gerekli dersler, etütler, çalışmalar yapılmakta, gerekli dersler çıkartılmakta. Bunlarla ilgili gerekli tedbirler de bundan sonra alınmaya devam edecek ve bu tür hadiseler karşısında daha az zayiatın yaşanması, ön tedbirlerin alınması, ön alıcı tedbirlerin hayata geçirilmesi için de gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımız ve bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır. Bu çerçevede özellikle İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı sunuma burada özellikle atıfta bulunmak istiyorum. Zira iki bakanımız da, Sağlık Bakanımızla birlikte bildiğiniz gibi uzun bir süre Elazığ ve Malatya'da bizzat sahadaydılar. Onlara diğer bakanlarımız da katıldılar. Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile Bakanımız ve diğer bakanlarımız da konularına bağlı olarak Gençlik Spor Bakanlığımız bütün imkanlarını orada seferber ettiler. Ve hamdolsun Elazığ'daki ve Malatya'daki depremle ilgili deprem sonrası yapılan çalışmalar anlamında çok ciddi mesafeler alındı. Burada bakanlarımızın yaptığı sunumda bunları size de göstermek istiyorum. Şöyle özetle yaklaşık 70 slaytlık bir sunumda ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarının tamamlandığını ifade ettiler kendileri. Burada zaten görselleriyle ve rakamlarıyla da var. Orta hasarlı binaların yıkımı, az hasarlı binaların takviye edilmesiyle ilgili çalışmalarda hızlı bir şekilde yürüyor. Orada şu anda aç veya açıkta olan bir vatandaşımız yok. Mağdur olan, evleri yıkılan vatandaşlarımız uygun yerlere yerleştirilmiş durumdalar. Başka konutlara, çok az sayıda çadırlarda bulunanlar var. Sosyal donatı alanlarında kalan vatandaşlarımız var. Bunlarla ilgili de yardım çalışmaları devam ediyor. Hatta şu an itibariyle günde yaklaşık 65 bin kişiye de günlük yemek servisi yapılıyor. Bu tabi ciddi bir kapasiteyi de gösteriyor. Yaraların acilen sarılması noktasında atılan adımlar bu anlamda tabii ki memnuniyet verici. Bu yıkım çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunlarla ilgili bazı görselleri, bilgi ve belgeleri de sizinle önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bu zemin çalışmaları, zemin etüt çalışmaları da tamamlanır tamamlanmaz Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki temel atma törenlerine de bizzat kendileri katılacaklar. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının acilen karşılanması için yapılan çalışmaların sürekliliğini de bir defa daha göstermiş olacaklar. Bu önümüzdeki birkaç hafta içinde bu çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Tabii bu süreç içerisinde dediğim gibi devlet ve millet olarak kurumlarımız, STK'larımız, belediyelerimiz, vatandaşlarımız, yardım kuruluşlarımız gerçekten büyük bir özveriyle herkese örnek olacak şekilde bir çabayı ortaya koydular. Elbette gidenleri geri getirmek mümkün değil ama kalanların acısını hafifletmek noktasında bu çalışmaların öneminin büyük olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dediğim gibi bu yaşanan felaketlerle ilgili de gerekli tedbirler alınacak. Bundan sonra neler yapılabilir, ilave tedbirler neler olabilir, bunlarla ilgili çalışmalar da sürdürülecek.
Gündemimizdeki bir diğer önemli konu özellikle Suriye'de, İdlib'de son dönemde yaşanan hadiseler. Bildiğiniz gibi biz Astana sürecinin garantör ülkelerinden birisi olarak Suriye'de siyasi sürecin ilerletilmesi, çatışmaların sona erdirilmesi, Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlaması için Rusya ve İran'la birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık iki yıldır devam eden bu çalışmanın aslında sahada önemli neticelerini de geçtiğimiz iki yıl içerisinde gördük. Türkiye aynı zamanda Cenevre'de devam eden sürecin de bir aktörü olarak BM çatısı altında yapılan çalışmalara da fiilen destek vermektedir. Ancak son dönemde özellikle İdlib'de rejimin devam eden saldırıları karşısında artık Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü meclis konuşmasında da ifade ettiği gibi yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu yeni dönemin parametrelerini de dün Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net bir şekilde ortaya koydular. Bu çerçevede de hem Rus makamlarıyla hem İran makamlarıyla yoğun temaslarımız devam ediyor. Dünden beri ilgili arkadaşlarımız mevkidaşlarıyla bu konuları görüşüyorlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le evvelsi gün yaptığı telefon görüşmesine mutabık kalındığı üzere de Rusya'dan bir askeri heyetin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Burada askerlerimiz, istihbarat birimlerimiz ve ilgili diğer kurumlarımız İdlib sahasındaki gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alacaklar. Fakat burada biz bu yeni dönemin ana parametrelerini ben de özetle tekrar ifade etmek istiyorum. Öncelikle orada askerlerimizin korunması için gerekli ne varsa her şey bila tereddüt yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde durmaya devam edecektir. Onların bir başka noktaya kaydırılması söz konusu değildir. Soçi mutabakatı ve İdlib mutabakatı çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen sınırlar bizim esas aldığımız sınırlardır. Burada bir değişikliğin öngörülmesini şu anda kabul etmemiz mümkün değil. Burada hem sivillerin hem askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti olarak, silahlı kuvvetler olarak gerekli tahkimat, sevkiyat, destek ne ise bunlar yapılacaktır. Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek için, oradaki sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlayabilmek için de çalışmalarımız gene diğer kurumlarımız tarafından, AFAD gibi, Kızılay gibi diğer STK'larımız tarafından da aynen devam edecektir. Rejimin bu ay sonuna kadar girdiği yerlerden çekilerek çatışmasızlık bölgesi sınırlarına geri çekilmesi konusu da bizim öncelikli konularımızdan bir tanesidir. Burada da en ufak bir tereddüte mahal bırakmamak adına bu hususun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Rejim bugüne kadar yüzlerce defa İdlib mutabakatını ihlal etmiştir. Terörizmle, terörist gruplarla mücadele bahanesiyle bundan sonra yapacağı her bir hatanın çok ağır sonuçları olacaktır. Bu mesajı Rus mevkidaşlarımıza da net bir şekilde ifade ettik. Bu vesileyle buradan tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Rejimin niyetinin barış, siyasi çözümün ya da sürecin ilerletilmesi değil, savaş olduğu, insanları ayrım yapmaksızın bombalamak suretiyle katletmek ya da yerlerinden etmek ve böylece buraları ele geçirmek olduğu açık ve seçik anlaşılmaktadır. Buna karşı biz Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Özellikle askerlerimizin can güvenliği konusunda ilave tedbirlerini ise bunların hepsinin şu anda da alınmakta olduğunu ifade etmek isterim. Burada tabii uluslararası topluma da önemli sorumluluklar düşüyor. Bunu daha önce de ifade ettik. İdlib konusunda bu İdlib'in güvenliğinin sağlanması, sivillerin korunması, göç dalgasının önlenmesi, insani yardımların ulaştırılması gibi konularda bunu sadece Türkiye'nin bir sorumluluğu olarak ifade etmek, Türkiye'ye teşekkür etmek, Türkiye'ye takdirlerini ifade etmek ama sahada hiçbir şey yapmamak uluslararası toplumun sorumluluklarını ortadan kaldırmıyor. Tam tersine burada her yönden, insani yönden, siyasi yönden, diplomatik yönden ve diğer alanlarda uluslararası toplumun da bir sorumluluk alması gerekiyor. Türkiye olarak biz üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Ama konunun sadece bizle ilgili olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Orada özellikle yerlerinden edilmiş kişilerle ilgili bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisiyle kısa sürede yapılabilecek piriket evler meselesi var. Özellikle İdliblerin orada kalmalarını sağlamak için. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Almanya'nın bir katkısı oldu. Önümüzdeki günlerde bunun sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Bunun diğer ülkelere de örnek teşkil etmesini ya da edeceğini de umut ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Suriye konusuyla ilgili tabii diğer başlıklar da önümüzdeki günlerde
ilgili aktörlerle görüşülmeye devam edecek. Belki Mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı daha yapılabilir. Bunun üzerinde de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Liderler düzeyinde tekrar görüşmeler olabilir ama ilk planda biz şu anda Rusya'dan gelecek askeri heyeti burada bekliyoruz. İlgili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili detaylı çalışmaları Rus mevkidaşlarıyla yaptıktan sonra yeni bir yol haritasının belirleneceğini öngörüyoruz. Libya konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın gene bugün kabine toplantısında gündeme getirdiği ana başlıkları da sizinle paylaşmak isterim. Berlin Konferansı sonrasında bildiğiniz gibi bir ateşkes sağlanması için bir takım adımlar atıldı. Bunun somut neticelerinden birisi son iki günde, bugün de üçüncü gün olarak Cenevre'de yapılan askeri komite toplantısı. Bildiğiniz gibi Berlin'de varılan mutabakat çerçevesinde hem Sarraç hem de Hafter tarafından bu komiteye beşer askerin gönderilmesi ve ateşkesin parametreleri, çerçevesini, mekanizmalarını ortaya koyacak bir çalışmanın yapılması öngörülmekteydi. Hafter tarafı günlerce ayak diredikten sonra nihayet bu komiteye asker göndermeyi kabul etti. Bu toplantılar yapıldı. Bugün son toplantının yapıldığını biliyoruz. Biz de oradaki değerlendirmeleri, sonuçları, varılan kararları, mutabakatları aldıktan sonra değerlendirmelerimizi yapacağız. Burada Türkiye'nin sürece katılması, eski tabirle medhaldar olması aslında Libya krizine de bir denge getirmiştir. Bunu artık bütün müttefiklerimiz de açıkça ifade ediyorlar. Bize ilk günlerde Türkiye'nin Libya'da ne işi var, Türkiye neden bu işe karışıyor gibi itirazlarda bulunan, eleştiride bulunan tarafların dahi bugün Türkiye'nin bu müdahalesi sayesinde Libya'daki sürece bir denge geldiğini artık kendileri kabul ediyorlar. Hafter'in güvenilir bir aktör olmadığı da açık bir şekilde ortaya çıktı. Her ne kadar uluslararası toplum Hafter'e baskı yapıyormuş gibi görünse de Hafter'in hala savaştan yana olduğu, Trablus'u ele geçireceğine dair planlar yaptığını, güçlerini tahkim ettiğini biz biliyoruz. Hafter tarafında yer alan 10 bine yakın silahlı askerin çeşitli yerlerden, Sudan'dan, Cancavit militanlarından, Nijer'den, Çad'dan, Rusya'dan, Wagner şirketi üzerinden getirildiğini biliyoruz. Bunlar da tabii siyasi sürecin ilerletilmesinde ciddi birer engel. Hafter'in Libyalılara zarar veren bir diğer uygulaması da petrol yataklarının bloke edilmesi. Bu konu Berlin Konferansı'nda da gündeme gelmişti. Üzerinden neredeyse 3 hafta geçmesine rağmen hala bu konuda bir adım atılmamış olması da uluslararası toplumun ya da Hafter'e destek verenlerin bu konuda ne kadar büyük bir gaflet içerisinde olduklarını gösteriyor. Biz darbeci Hafter'in güvenilir bir aktör olmadığını ifade ediyoruz. BM çatısı altında siyasi sürecin ilerletilmesi için de meşru Sarraç hükümetine desteğimiz bundan sonra da devam edecek. Yine bu çerçevede Libya'nın meşru hükümeti ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde Akdeniz'de hem Doğu Akdeniz'de hem de Türkiye-Libya arasında sismik araştırmalarımız ve sondaj çalışmalarımız aralık vermeden devam edecektir. Türkiye'nin bu konuda kararlılığının tam olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün yine gündemimizdeki bir diğer önemli konu da Filistin meselesiydi. Bir barış planı olarak ortaya atılan planın bir barış ve çözüm planı olmadığı artık açık bir şekilde görülmekte. Zira bu plan iki devletli çözüm formülünü tamamen ortadan kaldırmaktadır. Ortada bir Filistin devleti diye tanımlanan bir entite dahi yoktur. İsrail'in içerisinde eritilmiş, parçalanmış, bölük bölük, parça parça, oralara buralara dağıtılmış bir takım toprak parçalarından bahsediliyor. Bu bir devlet değildir. Filistin tarafının, devletinin herhangi bir güvenlik gücünün olmaması öngörülmekte. Hava erişiminin tamamen İsrail tarafından kontrol edilmesi, denize ulaşımının aynı şekilde İsrail tarafından kontrol edilmesi gibi bir formül ortaya atılmıştır, bir öneri getirilmiştir. Bunun bir devletin en temel vasfı olan egemenlik haklarıyla çelişkili olduğu açıkça ortadadır. Açıkçası özellikle Netanyahu hükümetinin, Netanyahu'nun kendisinin iki devletli çözüme hiçbir zaman inanmadığını ve ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun her dönemde iki devletli çözümü ortadan kaldırmak için adımlar attığını, söylemler geliştirdiğini biz açıkça biliyoruz. Dolayısıyla bu planı yıllardır
uluslararası toplumun kabul ettiği iki devletli çözüme bir katkı ya da destek olarak kabul etmek mümkün değildir. İkinci önemli konu Kudüs meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da müteaddit kereler ifade ettiği gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Tarihi olarak, insani olarak, dini olarak, vicdani olarak, siyasi olarak Kudüs'ün el değiştirmesi, tarihi ve dini kimliğinin dönüştürülmesi ve benzeri adımların kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Dahası bu planda Kudüs'ün, bırakın Filistin Devleti'nin başkenti olması yahut Doğu Kudüs'ün başkent olarak tanımlanmasını, Doğu Kudüs'ün daha da doğusunda bir küçük mahallenin, bir küçük semtin adeta bu devlet denen yapının başkenti olarak takdim edildiğini görüyoruz. Bunun tabii ki gene iki devletli çözümle ve Kudüs konusundaki hassasiyetlerle uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığı aşikar. Bir diğer önemli konu da mültecilerin geri dönüş hakkı meselesi. Bu da yine bu planın en önemli zaaflarından, eksiklerinden, hatalarından bir tanesidir. 7 milyona yakın Filistinli mültecinin tarihi topraklarına, ecdadının yaşadığı topraklara dönüş hakkının ellerinden alınması bir barış planı değil, adeta bir mahrumiyet, bir yok etme planıdır. Ve çok açık bir şekilde görülmektedir ki aslında bu plan yeni bir plan değildir. Bu plan Ariel Sharon'un planıdır. Sharon zamanında ortaya konan agresif, saldırgan, yok edici, Filistin halkını yok sayan perspektifin ortaya koyduğu bir plandır. Yeni bir plan değildir. Barış ve istikrarı getirecek, çözümü sağlayacak bir plan değildir. Açıkçası bu plan ve bunu destekleyenler insansız, topraksız, tarihsiz, devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler. Bunu aklı ve vicdanı olan hiç kimsenin kabul etmesi elbette mümkün değildir. Burada bir hususun da altını çizmek isterim. Arap dünyasının mevcut durumunun İsrail'i bu konularda cesaretlendirdiğini de ifade etmemiz gerekiyor. Bazı Arap ülkelerinin bu plana destek vermesi, bu planın açıklandığı toplantıda büyükelçilerini bulundurması, tarihi gerçeklerle, siyasi hakikatlerle taban tabana zıt bir tabloyu ortaya koymaktadır. Tabii bunun hesabını kendi kamuoylarına, dünyada aklı ve vicdanı olan insanlara nasıl vereceklerini de kendileri hesaplamak durumundadırlar. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecek. Bu konuyu uluslararası platformlarda da gündeme getirmeye devam edecektir. Son birkaç hafta içerisinde memnuniyet verici bir takım gelişmeler de oldu. Cumhurbaşkanımızın bayraktarlığını yaptığı söylemin Arap Ligi'nde, İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde, bakanlar zirvesinde, aynı şekilde Avrupa Birliği'nde bu planın reddedildiğini görmek memnuniyet verici. Önümüzdeki günlerde Mahmut Abbas bildiğiniz gibi Filistin'e gidecek, New York'a gidecek, Birleşmiş Milletler'de bir özel oturum yapılacak. Oradaki çalışmalarına da bizim bütün Filistin halkına destek anlamında bizim de destek olacağımızı ifade etmek isterim. Son olarak sizin sorularınıza geçmeden önce bildiğiniz gibi dün ve bugün Avrupa Parlamentosu'nda bir toplantı yapılmakta arkadaşlar. Bununla ilgili dün gece de bir açıklama yapmıştık ama konunun vehametini vurgulamak açısından bu hususu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Avrupa Parlamentosu'nda Kürtlerin geleceğini ele almak bahanesiyle bu başlık altında yapılan toplantı teröristlerin açıkça propaganda yaptığı, kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür. Avrupa Parlamentosu'ndaki bu toplantıya teröristlerle birlikte katılanlar terörizme de açıkça destek vermektedirler. Dün de ifade ettiğimiz gibi bu Avrupa Parlamentosu'nun teröre destek verdiğinin ve suç işlediğinin açık bir delilidir. Şunu da ifade etmek isterim. Burada Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini ileri sürenlerin, iddia edenlerin Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payan da yapmaktan başka bir niyetleri yoktur. Kürtleri kullanarak kendi siyasi planlarını, programlarını hayata geçirmek isteyenler eninde sonunda sükutu hayale uğrayacaklardır. Bunlara en güçlü cevabı da Kürtler verecektir. Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki. Bu oyuna gelen Kürtlerin de hangi zihniyetle hareket ettiğini, hangi terör örgütleri çatısı altında yürüdüğünü de biz hepimiz biliyoruz. Bunların Kürtleri temsil etmediğini, edemeyeceğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye'de de bazı çevreler terör örgütünün gündemini Kürtlerin gündemiymiş gibi empoze etmeye çalışmaktadırlar. Bunun Kürtlerin gerçek gündemiyle, tarih algısıyla, mekan algısıyla, coğrafya algısıyla,
vatandaşlık ve kaderdaşlık algısıyla uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını biz biliyoruz. Bu örgütleri, bu terör örgütünü, onun uzantılarını Suriye'deki, Irak'taki kimlerin hangi amaçlarla desteklediğini de bütün dünya görmektedir. Burada tabii Türkiye'de bir başka ironiye, belki Avrupa'daki uzantılarıyla birlikte işaret etmek gerekir. Suriye'de veya başka yerlerde Amerika'nın lejyonerliğini yaparak solculuk yaptığını zannedenler de başka bir hayal dünyasında, başka bir skandalın içerisinde yaşadıklarını hatırlamalıdırlar. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Benim gündemim ana hatlarıyla bunlar arkadaşlar. Bu arada kabine toplantımızda güvenlik konusuyla ilgili yapılan sunumlar ve diğer sunumlara birkaç cümleyle değinmek istiyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın bir sunumu oldu. İçişleri Bakanlığımızın ve Çevre Bakanlığımızın demin de ifade ettiğim gibi depremle ilgili detaylı bir sunumu oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın gene güvenlikle ilgili sunumu oldu. Dışişleri Bakanlığımızın genel dış politika konularıyla ilgili bir sunumu oldu. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve son olarak da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da sunumları oldu. Dolayısıyla bugün kabinenin gündemi oldukça yoğun. Bu çerçevede de kabine toplantımızın devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Şimdi sizin sorularınıza geçebiliriz. Buyurun. Buyurun. Efendim, A Haber'den Lamia Ayhan. Benim iki sorum olacak. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanımız infaz düzenlemesinin Ocak ayında meclise geleceğini söylemişti. Bu anlamda çalışma ne durumda? İnfaz düzenlemesine ilişkin bir tarih verebilir miyiz? İkinci sorum da yine Amerika'dan, Amerika kaynaklı bir haber. Türkiye ile istihbarat paylaşımının durdurulduğu yönünde haberler çıktı. Bu anlamda Amerika ile istihbarat paylaşımımız devam ediyor mu? Teşekkür ediyorum. İnfazla ilgili çalışma Adalet Bakanlığımız tarafından devam ettiriliyor şu anda. Özellikle hem siyasi paydaşlarla hem de uzmanlarla bu konuda epey detaylı bir çalışma yapıldı. Özellikle mecliste belli bir oydaşma sağlamak suretiyle bu konunun meclisin gündemine gelmesiyle ilgili çalışma devam ediyor. Bu tekmil edildiğinde, tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Burada tabii ki hem Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olarak MHP ile hem diğer partilerle paylaşımlar yapıldıktan sonra da bunun meclisin gündemine gelmesini, mecliste tartışılmasını da öngörüyoruz. Ama çalışmanın ciddi bir noktaya geldiğini ifade edebilirim. Amerika ile istihbarat paylaşımı konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bu istihbarat işbirliği çok yönlü, çok boyutlu bir konu. Bu bahsettiğiniz haberin detaylarıyla ilgili bizim elimizde tefsik edilmiş bir bilgi yok. Şu anda devam eden Irak sahasında, Suriye sahasında ve diğer alanlarda istihbarat paylaşımı ve işbirliği devam ediyor. Ama şunu sorarsanız, yeterli mi? Bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde bir istihbarat paylaşımı yapılıyor mu? Buna evet demem mümkün değil. Çünkü Türkiye aynı anda hem DAEŞ'a hem PKK'ya hem FETÖ terör örgütüne karşı mücadele ederken Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer müttefiklerimizden yeteri kadar askeri, istihbari, siyasi destek görmediğimizi ifade etmek istiyorum. Ama buna rağmen bizim istihbarat teşkilatımız dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'nin milli menfaatleri için çalışmalarına hiç ara vermeden devam ediyor. Birileri işbirliği yapsa da yapmasa da kendi imkan ve kabiliyetlerini kullanmak suretiyle bu çalışmalarına bundan sonra da devam edecektir. Efendim, Tegirit Haber'den Özkan Özcan. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan F-35 ile ilgili bir komisyon kurulacağını duyurulmuştuk. Bu konuda komisyon çalışmalarına başladı mı efendim? F-35 ile ilgili son gelişmeler neler? Bir de ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir mi? Teşekkür ederim. Şimdi bu F-35'lerle ilgili bir ortak komisyon kurulması fikri bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kasım ayında Washington'a yaptığı ziyarette gündeme gelmiş ve ilgili arkadaşlar, ben dahil, bu konuda görevlendirilmiştik. Amerikan mevkidaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık. Çünkü Amerikan tarafı bu konuda çok maksimalist bir taleple, yaklaşımla F-35'lerin, S-400'ler Türkiye'de olduğu müddetçe verilmeyeceğine dair keskin bir pozisyon içerisindeler. Biz ise bu komisyonun teknik düzeyde yapacağı çalışmaların bu meseleye ışık tutacağını söyledik, hala da söylemeye devam ediyoruz. Bizim bu teklifimiz hala masada.
burada bir değişiklik söz konusu değil. Çünkü kongrede gündeme gelen, işte F-35'ler Türkiye'ye giderse S-400'ler hassas bilgileri çalacaklar, bunlar da bizim aleyhimize kullanılacak şeklinde dolandırılan bir şehir efsanesi var. Bu ne kadar gerçek, ne kadar olgulara dayanıyor, ne kadar teknik uzmanlar tarafından teyit ediliyor yahut edilmiyor, bunları incelemek üzere bir komisyonun kurulmasının biz hala doğru bir fikir olduğu kanaatindeyiz. Bununla ilgili Amerikan mevkidaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde teklifimizi yeniledik. Bundan sonra da yenilemeye devam edeceğiz. Bu konunun Türkiye'ye karşı bir şantaj unsuru olarak kullanılması elbette kabul edilemez. Müttefiklik ilişkisinde böyle bir şantaj dili, yaptırım dili kullanılmaz, kullanılmamalı. Bunun yapıcı olmadığını, sonuç vermeyeceğini kendilerinin de görmesi gerekiyor. Azil süreciyle ilgili olarak da tabii bu Amerikan iç siyasetinin bir konusu ama tabii ki bütün dünyanın takip ettiği bir mesele. Dün işte neticelendi. Başkan Trump aklandı. Bu artık dosya kapanacak. Bundan sonra tabii bu Amerikan siyasetine nasıl etki yapar? Biz bunu da izleyeceğiz. Ama şunu ifade edeyim. Sayın Trump Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek isteyen bir siyasi lider. Bunu pek çok defa kendisi ifade etti. Kendi sistemi içindeki muhalefete rağmen bunu ifade ettiler. Biz de bu yapıcı yaklaşımı elbette karşılıksız bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Trump'la iyi bir ilişkisi var ama temel meselelerde çözmemiz gereken konular olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Yani PYD meselesi olsun, Suriye konusu olsun, PKK ile mücadele olsun, FETÖ meselesi olsun, Halkbank konusu olsun, diğer konularda daha hızlı, daha yapıcı bir yaklaşımla mesafe almamızın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun için de biz çalışmalarımızı mevkidaşlarımızla bundan sonra da devam ettireceğiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Emine Kaplan, TRT Kürdi muhabiriyim. Efendim siz de değindiniz. İdlib'de bir gerilim söz konusu. Esed rejimi saldırılarına devam ediyor. Rusya ile görüşmelerin olduğunu söylediniz bu noktada. Peki Rusya ile nasıl bir koordinasyon içerisindeyiz? Yeni bir Soçi söz konusu mu? Teşekkür ederim. Şimdi bizim daha önce vardığımız Soçi ve Soçi mutabakatı çerçevesinde vardığımız İdlib mutabakatı hala masanın üzerinde duruyor. Biz çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını bu mutabakata göre belirlemiş idik. 12 askeri gözlem noktamızı da gene bu mutabakatın belirlediği sınırlar içerisine yerleştirmiştik. Haritayı eğer zihninizde canlandıracak olursanız o çatışmasızlık bölgesinin iç kısmında Türk askeri gözlem noktaları bulunmakta, dış kısmında da Rus askerleri bulunmakta. Biz haritanın gene bu olduğunu kabul ediyoruz ve bu harita üzerinden bu müzakereyi yürüteceğimizi de zaten Rus tarafına da ifade ettik. Burada bir değişiklik olması bir kere mutabakata da aykırıdır, İdlib anlaşmasına da aykırıdır. Oradaki demografik yapıya da aykırıdır. Üreteceği sonuçlar açısından da son derece tehlikeli bir gelişme olacaktır. Tekrar ifade ediyorum, özellikle oradaki askeri gözlem noktalarımızın ve askerlerimizin korunması noktasında sadece bu konuları konuşmayacağız. Yani harita, İdlib mutabakatı, çatışmasızlık bölgesi değil. Aynı zamanda askerlerimize yönelik herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda nasıl karşılık vereceğimizi gördüler. Bundan sonra da bu konuyu çok açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Karşılıksız bırakmayacağımızı rejimin de gayet net bir şekilde bilmesi gerekiyor. Buyurun. Efendim Fox TV Beril Ötkan. Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktardığı 7.925.000 dolarlık bağış gündemde. Muhalefette daha sonradan o paranın Amerika'ya aktarıldığı, Amerika'da bir yurt yapıldığı açıklandı yetkili kurumlar tarafından TÜRGEV üzerinden. Muhalefet buna inanmıyor, bunu eleştiriyor. Bu eleştirilere ne diyeceksiniz efendim? Ve bir vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar. Cumhur İttifakı ortaklarından, MHP'nin milletvekillerinden Cemal Engin Yurt da aslında bu iddiaya katıldı. Vergi kaçırılıyor dedi. Bu iddialara ve bu muhalefetin söylemlerine ne söyleyeceksiniz? Bu konuda biliyorsunuz arkadaşlar hem Kızılay Kurum olarak hem de Kızılay Başkanımız detaylı açıklamalar yaptılar. Buna benzer örnekler var. 2015 ila 19 arasında yaklaşık 4 yıllık dönemde buna mümasil olabilecek yaklaşık 16 şartlı bağışın yapıldığını, bunların farklı hayır işlerinde kullanıldığını biz biliyoruz belgeleriyle bu ortada. Bu sadece Kızılay'ın bu konuyla
ilgili bağışları ile ilgili değil, başka kurumlara ya da başka belediyelere gene şartlı bağış şeklinde bağışlar yapıldığını biz biliyoruz. Dolayısıyla burada süreci başlatan bağış sahibidir. Yani bağışı şartlı hale getiren, şuraya verilmek üzere biz bu bağışı yapıyoruz diyen bağış sahibidir. Yani burada bir vergi kaçırılması yahut bir usulsüzlük söz konusu değil. Kızılay kurumumuz bu şartlı bağışı alırken de bunun şartlarını açık ve net bir şekilde görüşüyor, konuşuyor ve bunun gereği olarak da o parayı, o bağışı başka bir hayır kurumuna aktarıyor. Bunun dediğim gibi çok farklı örnekleri var. Ben burada onun çok detaylarına girmek istemiyorum. Burada Kızılay bizim güçlü bir kurumumuzdur. Yani onu yıpratmaya dönük bir siyasi polemiğin başlatılması gerçekten üzücüdür. Yani bakın burada bugün işte Elazığ'daki, Malatya'daki depremden Van'daki çığ felaketine, İdlib'deki masum insanların korunmasından, ihtiyaçlarının karşılanmasından, dünyanın birçok yerindeki ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşulmasına kadar Kızılay sahada canla başla çalışmakta. Yani burada bu kurumlarımızı yıpratarak kimsenin eline bir şey geçmez. Yarın herkesin Kızılay'a ihtiyacı olabilir. Bu hassasiyetle bu konuların değerlendirilmesinin daha isabetli olacağını düşünüyoruz. Tamam. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.